Efendim iyi akşamlar. İşte dünyadan ve Türkiye'den titizlikle sizler için derlediğimiz Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza diyelim ve başlayalım. Bakın İstanbul'dayız. Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu sırasında hem gazeteciler hem de yaşlı bir kadın saldırıya uğradı. Protestocular arasında CHP'li Hasan Akkuş'un boğazını sıkıp da hakaret ettiği yaşlı bir kadın vardı ve yaşadığı o dehşet dolu anları da ilk kez anlattı. Nebiha Yetimoğlu, sevgili izleyenler, Akkuş'un kendisinden özür dilemesi halinde şikayetçi olmayacağını söylüyor. Başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan, utan. Hani kadına şiddet yoktu? Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen operasyona denk geldi. Öfkeli grubun arasına daldı. CHP'li Hasan Akkuş'un boğazını sıkarak darp ettiği talihsiz kadın yaşananları anlattı. Biz oraya iş başvurusunda bulunmak için gittik. Bir de bahçeye banka talebinde bulunmak için gittim. Öyle bir olay olunca kendimi birden orada buldum. Büyükçekmece Belediyesi'nde usulsüz imar izni karşılığında rüşvet alındığı tespit edilince operasyon başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Bunun siyasi bir operasyon olduğunu öne sürüp belediye önünde protesto gösterisi düzenleyen CHP'liler gazetecilere saldırdı. A partisi, B partisi, öyle benim bir derdim yok. Türk Cumhuriyeti'nin başında kim varsa ben devletimi tutarım. Benim derdim devlet, vatan, millet. O grupta bir dönem belediye başkan yardımcılığı da yapan CHP'li Hasan Akkuş da vardı. Akkuş kime yuh diyorsunuz diye soran Nebiha Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak hakaret etti. O anlar kameralara böyle yansıdı. Beni bozmaya yapışan adam hükümete yuh gibi laflar böyle söyleyince ben de biraz milliyetçi, devletçi, vatanımı seven bir insan olduğum için ben dedim ki hani kime yuh yapıyorsun, hükümete mi yuh yapıyorsun gibi soru sordum. Daha bir saniye olmadı. Birden elini bozumda hissettim. Araya girenler Akkuş'u hemen uzaklaştırdı. Karakola giden talihsiz kadın özür dilemesi halinde Akkuş'tan şikayetçi olmayacağını söyledi. Benim belediyeyle bir sorunum yok. Onlar, o insanlar da bir sorunum yok. Ben istemiyorum. Yani bir özür dilerse kapanır olay. Büyütmeye gerek yok. Saldırgan Hasan Akkuş avukat aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Öfke kontrolü yapamayıp ablamızı incittiğim ve kamuoyunda bu şekilde algılandığım için tüm inananlardan ve kamuoyundan özür diliyorum.